yeni bir haftanın yorumu programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız son iki haftaya bakarsak, gündemin belki de en önemli maddeleri arasında terör olayları yine tazeliğini korumakta. Terör olaylarına değineceğiz. Bugün Hakkari'den üzücü bir haber geldi. 8 emniyet mensubumuz şehit edildi. Kalleş, hain, terör örgütü PKK tarafından. Ve tabii terör Türkiye'de gündemde öncelikli sırasını korumaya devam ediyor. Ama bunun yanı sıra bir iki haftadır da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun artık görevi bırakacak olması Türkiye'de gündemi bir anda değiştiriverdi. AK Parti'de acaba işler iyi gitmiyor mu? Ahmet Davutoğlu neden bırakıyor? Ki AK Parti 22 Mayıs Pazar günü olağanüstü kongre yapma kararı aldı ve Ahmet Davutoğlu da kongrede aday olmayacağını açıklamış oldu. AK Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak ve haliyle yeni başbakan kim olacak? Ahmet Davutoğlu artık görevine sadece Konya milletvekili olarak devam edeceğini ifade etti, açıkladı. Ahmet Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir sorun var mıydı, bir problem var mıydı? Ki Ahmet Davutoğlu'nun bu kararı açıklamasından bir hafta kadar önce Pelikan dosyası adı altında bir dizi iddialar medyaya yansıdı. Özellikle sosyal medyaya yansıdı. Üzerine çok yazıldı, çok çizildi, çok konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Biz de AK Parti dosyasını açıyoruz bu haftaki haftanın yorumu programında. Evet, AK Parti çözülüyor mu? Malumunuz yıllardır iktidarda olan bir parti, AK Parti. Haliyle yıllardır iktidarda olan partilerin yıpranma payı olduğu ve yıllar geçtikçe iktidardaki yerlerini korudukça yıprandıkları, yıpranacakları geçmiş siyasi tarihimizden aşikar olan bir gerçek. Peki AK Parti çözülüyor mu? Davutoğlu'nun Pelikan dosyası sonrası aday olmayacağını açıklaması ne anlama geliyor? Bütün bu olan bitenlerin Pelikan dosyasıyla ilintisi, alakası var mı? Hemen Safa Mürsel'e dönelim. Evet, Pelikan dosyası, siz okudunuz Pelikan dosyasını baştan sonuna kadar. Evet. İçerisindeki bazı meseleler zaten kamuoyu tarafından bilinen meselelerdi. Özellikle Hakan Fidan olayı mesela bilinen bir meseleydi. 7 Haziran öncesi, yani geçtiğimiz yıl Hakan Fidan MİT müsteşarlığı görevinden istifa etmiş. AK Parti'den aday adayı olmuştu. Sonrasında aday adaylığından vazgeçti ve ardından MİT müsteşarlığına tekrardan atandı. Pelikan dosyasındaki iddialardan birisi de buydu. Evet. Ve Türkiye'de AK Parti içerisinde reisçiler, hocacılar diye iki grubun olduğundan bahsediyordu Pelikan dosyası. Siz bu dosya ışığında neler söyleyeceksiniz? Dosyanın sonrasında Ahmet Davutoğlu'nun görevi artık sona eriyor ve göreve devam etmeyeceğini açıkladı. Aday olmayacak olağanüstü kongrede. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Fethi Bey, siyasetteki farklılaşma bu işin tabiatında olan bir realitedir. Düşünün ki tarihte kardeşler arasında, baba oğul arasında çok daha dramatik boyutlarda bu farklılaşmanın sonuçları yaşanmıştır siyasi hayatta. Sadece bizim siyasi hayatımızda değil, bütün dünyada böyle. En yakın insanın bile zaman içinde birbirine muhalif olabildiği bir realite olarak kabul edilmesi gereken bir hadisedir. Ve bunun siyasette yadırganacak bir tarafı da yoktur. Herkes Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı tavrı bu, çok konuşulur. Herkes bu riskleri bilerek ve görerek siyasette yolunu belirler. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı ile Davutoğlu arasındaki farklılaşmanın ben çok büyütülecek tarafı olmadığı gibi belki bu bir çeteleye bağlansa orada yazılanın 3-5 misliden fazla şeyler çıkar. Çok dinamik bir yapı içinde, olaylar silsilesi içinde herkesin her olayda aynı şablon içinde düşünmesini beklemek eşyanın tabiatına aykırı bir şeydir. Evet.
Önemli olan burada bu farklılaşmaları ne kadar tolere edebildiğiniz, bir uyuşma ve uzlaşma ortamında götürebildiğinizdir. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki ilişkinin 20 aylık geçmiş olmasına rağmen son derece uyumlu geçtiğini, kamuoyuna bu iki otorite arasında farklılaşmadan kaynaklanan bunalım, stres, kriz yansımadığını çok net görüyoruz. Bunu o bakımdan ben Türk siyasi hayatında önemli bir kazanım ve önemli bir merhale olarak görmek lazım diyorum. Yani geçmiş yıllarda, 2000 öncesi yıllarda, yani 1,5 yıla adeta bir hükümetin düştüğü, koalisyon hükümetlerinin düştüğü ve istikrarsızlığın buralardan ülkeyi maddi ve manevi çok şey kaybettirdiği bir geçmişten geliyoruz. AK Parti kadrolarının en büyük avantajı gerçekten 2002'de iktidara geldikleri zaman en önemlisi alternatifsiz olmalarıydı, ümit veren en iyi kadro olarak görülmeleriydi ve o günden bugüne de karşılarına çok ciddi bir alternatifin çıkmayışı onların en büyük şansı oldu ve belki de Türkiye'nin bazı kazanımlar elde etmesi bakımından da en önemli bir şansımız oldu. Yani ikide bir hükümet üyeleri içinde, Cumhurbaşkanı, Başbakan arasında yaşanan gerilimlerle ülkenin ilerisine bakması, atılımcı bir politika izlemesi mümkün değildi ve değildir. Biz bu tür gerilimleri kendi içinde absorbe edebilen bir siyasi kariyer içinde yaşaya geldik. O bakımdan bu tür bir gelişme ani olmak bakımından sürpriz oldu kamuoyu için. Eğer biraz kamuoyu hazırlanarak bu noktada birlikte götürülmesi mümkün olmuyor, giderek iş iki başlı bir görüntü alacak ve bunu meydan vermemek lazımdır diye kamuoyu biraz hazırlansaydı, sanıyorum Sayın Davutoğlu'nun 24 saat içinde başbakanlıktan ayrılıp aday olmayacağını açıklamasından hasıl olan şok kamuoyunda bu ölçülerde yaşanmazdı. Evet. Hakikaten itiraf etmek lazım ki Sayın Davutoğlu makamını, konumunu dolduran birikimiyle ve o makamın hakkını veren hem bir bilgelik içinde oldu hem bir gerekli aktivite içinde oldu. O yönüyle baktığımız zaman Müsteşarlığı döneminden bu yana. Aynen. Sonra Dışişleri Bakanlığı, sonra Başbakanlık. Evet. Sayın Davutoğlu'nun bu geçtiğimiz dediğiniz gibi Başbakanlık danışmanlığından bugüne kadar Türkiye bürokrasinin değişik makamlarında büyükelçi olarak, Dışişleri Bakanı olarak ve çok önemli dönemlerde önemli misyonlar ifa etti. Ve ben o yönüyle Sayın Davutoğlu'nu Türkiye'nin önemli bir kazanımı ve birikimi olarak görüyorum. Evet. Ve bugün böyle bir yol ayrımı olsa da ben gelecek için Davutoğlu'nun Türkiye için gerekli bir figür olduğuna şahsen inananlardanım. Ve böylelerinin keşke sayısı çok olsa Türkiye'de. Bakınız başka partilerimizde genel kurul yapma sıkıntılarının, genel başkanlık sıkıntılarının nasıl yaşandığını, aday çıkmadığını, çıkan adayların nasıl mesafe alamadığını oralarda da görüyoruz. Evet. Hatta bazılarında bugün ortalık iyice karıştı. Evet, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde, MHP'de kurultay tartışmaları tam bir bilmeceye dönmüş durumda. Evet. Bir mahkeme kurultay yapılmalı diyor, öbür mahkeme yapılmamalı diyor. En son artık bugün Adalet Bakanlığı mesai saatinin bitimine tam 15 dakika kala olaya el attı ve icra müdürlüğüne kurultay yapılamaz. Evet. Yargıtay'dan çıkacak karar beklenmelidir yani bu şeklinde hatırlatmada bulundu. Bir partimizin yaşaya geldiği bir hadisedir. İçinde muhalif gruplar vardır, bir siyaset yarışıdır. Bunu da ben bunu da son dakika gelişmesi olarak vermiş olalım. Aslında bu tip olayların bir iktidar partisi içinde yaşanması beklenir. Çünkü oradaki rekabet bir muhalefet partisindeki rekabete benzemez. O yönüyle
Ben meseleyi biraz da Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bir gerilim olmanın ötesinde, biz vatandaşız. Türkiye'nin en asgari sorunlarla yürütülmesi, yönetilmesini istememiz ve beklememiz lazım. Krizli bir yönetimden en başta vatandaş olarak kaybederiz. Evet. Ülke olarak kaybederiz. Yani bir siyasi bir taraf olup da beklentiniz varsa, evet, bir tarafa amansızca yüklenirsiniz, eleştirirsiniz. Diğer tarafı da yüceltirsiniz. Ama bu politik ahlak bakımından çok vatandaş vicdanında karşılığı olan bir şey değil. Politika yapanlar için tarz doğru. Birbirini bertaraf etmek, rekabeti ortadan kaldırmak, rakibini bertaraf etmek siyaset yapanlar için işin doğasında olan bir şey. Evet. Ama Türkiye'nin hele bugün yaşadığı şartlar içinde, yani her zaman içinde bulunduğumuz şartlar, geçmekte olduğumuz süreç denir de, bugün öyle laf ola beri gele söylenecek şey değildir. Siz de temas ettiniz. Bugün 8 güvenlik görevlimiz şehit. Ve terör ivmesini arttırarak gidiyor. Biraz sonra onu ayrıca ele almamızda yarar görüyorum şahsen. Türkiye'nin bugün terörle imtihanı en az AK Parti'nin yaşadığı hükümet krizinden çok daha basit değildir ve çok daha önemlidir. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iç bünyesinden kaynaklanan meseleleri topluma yansıtmadan aşabilmesi bugünün en önemli önceliğidir ve gündemidir. Evet. Bunu yapamadığı zaman Türkiye gerçekten hele şu parlamento yapısıyla ve aritmetiğiyle krizlerden kriz beğenecek durumlara düşer. Ama şu da var, şimdi yeri açılmışken oraya bir geçiş yapalım, bir girizgahımız olsun. Ayrı bir haftanın yorum programında bir MHP dosyası zaten açmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Evet. 7 Haziran'da sandıktan çıkan sonuca bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi çok kritik bir noktada durdu. Evet. 7 Haziran seçiminde. Evet. 1 Kasım'ı kastetmiyorum. Evet. O kritik noktada AK Partisiz hükümetin kurulamamasının en büyük sebebi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli gösterildi. Evet. Ve anlaşılan o ki Türkiye'de bu 4 partili aritmetik bir dönem daha devam edecek gibi. Evet. AK Parti, CHP, MHP, HDP. Evet. Bu 4 partili aritmetik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun yıllar devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Ve bundan dolayı galiba biraz da Milliyetçi Hareket Partisi'ne ki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de ifadesiyle Genel Başkan Yardımcılarından Sevim Bey'in bugün bir açıklaması oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bir saldırı olduğu ifade ediliyor Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik. Evet. Bir taarruz olduğu, bir ele geçirme operasyonu olduğu ifade ediliyor. Bu da tabii çok düşündürücü. Bir taraftan AK Parti içerisinde bir sorun, bir problem, her ne kadar küçük de olsa, her ne kadar gerek Ahmet Davutoğlu, gerek AK Parti'deki diğer etkin ve yetkin isimler bu meseleyi çok dallandırıp budaklandırmasa da, büyütmese de, çok yumuşak bir geçiş yapılacak olsa da, oradaki karışıklık, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki karışıklık, öte taraftan hemen dibimizdeki Suriye'deki karışıklık, öte taraftan iç güvenlik tehdidi. İşte dün İstanbul Sancaktepe'de bombalı bir araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi, patlatıldı. Bugün Zeytinburnu'nda aranan bir araç bulundu emniyet mensupları tarafından. Onun için biraz evvel dedim ki, yani Türkiye'nin çok olağanüstü şartlardan geçtiğine ilişkin siyasi mazeret üretme geçmişten gelen bir söylemdir, bir stratejidir, siyasi stratejidir. Bugün bunun laf ola beri geldi söylenecek durumu yok. Anlattığınız şeyler başlı başına Türkiye'nin büyük bir gaileyle karşı karşıya olduğunun da göstergesi. Ki bunu aylardır buradan ifade ediyoruz. O yönüyle ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki sükunetin, dayanışmanın,
parti disiplini içinde bütünlüğü muhafaza kaygısının bugün Türkiye'nin çok öncelikli ihtiyaçlarından birisi olduğuna inanıyorum. AK Parti bunu sağladı kendi içinde. Evet, ben bunu büyük ölçüde Sayın Davutoğlu'nun gerçekten fedakarlığına ve kendisini feda edebilecek bir cesareti göstermiş olmasına borçluyuz. Yoksa her bir partide oluşan en ufak kriz karşısında herhangi bir lider konumundaki birisi %3'te %5'te olsa bir şey götürür. Yani bir gerilim kopmaya yöneldiği zaman o öyle hasarsız şahısla sınırlı kalmaz. Çok hasarlı, çok problemli. Problemli. Yani belki parti hükümet kurabilme şeyini kaybetmez ama aldığı yara büyük olur. Ama burada kol kırılır, yen içinde iyi olur, iyileşir anlayışı gerçekten başarıyla gösterildi. Ve buna gösterilmesinde de Sayın Davutoğlu'nun önemli bir siyasi kişilik ve kimlik imtihanını başarıyla vermiş olması sağladı. Tabii hareketin lideri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan'ın da evet. varlığının da bunda çok ciddi anlamda bir etkisi şüphesiz söz zaten, konusu. Zaten yani bir lider Davutoğlu gibi başbakan parti içinde kendisi için bir gelecek görse, umut görse orada kazan kaldırmayı yapardı. O imkanın ortamı olmadığını bildiği içindir ki öyle bir şeye girmedi ve doğrusunu da yaptı. Onun için biraz evvel sözümün arasında ifade ettim. Bu tavrıyla ve bu tercihiyle, bu davranışıyla Sayın Davutoğlu Türkiye'nin bir birikimidir ve bir emniyet sübubudur. Gelecekte herhangi bir siyasi hareket içinde, konjonktür değişikliğinde onun için ben bunu hem AK Parti için hem Türkiye için şahsen bir kazanım kabul ediyorum. Evet. Ama peki, bu tarafı iki tarafın arasındaki şeyi kaşıyarak bir kriz çıkartmak, Türkiye bir istikrarsızlaşma yönünde bir sonuca, bir mecraya götürmek içindeki hevesler, tahrikler, beklentiler hiç eksik değil. Evet. Onun için bugünlerde bu statükonun bozularak Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasının neye mal olabileceğini bütün politikacıların, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ve sözü dinlenir ve politikada belirleyici olabilecek aktörlerin çok dikkatle sözlerini kılı kırk yararak kullanmalarında fayda var. Yani hoyrat bir üslupla Türkiye'de siyaseti ilanihayı götüremezsiniz. Evet. Tabii şu da var. Evet. Türkiye'de sistem tartışmalarını da beraberinde getirdi. Evet. AK Parti içerisindeki bu evet. küçük ölçekli evet. Sorun, problem. Sistem tartışmaları derken şunu da göz önünde bulundurmak evet. gerekiyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı evet. adı altında bir kurum var. Evet. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki evet. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Başbakanlık evet. Kurumu söz konusu. Öteden beri ben kendimi bildim bileli Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında evet. sorunlar, problemler hep var ola geldi. Evet. Evet. Bu Turgut Özal zamanında da böyleydi. Turgut evet. Özal zamanını hayal meyal hatırlıyorum. Evet. Evet. Sonrasında Süleyman Demirel zamanında biz benzer sorunları, problemleri çok sık gördük, yaşadık. Evet. Hele Ahmet Necdet Sezer döneminde evet. adeta bu sorunlar, bu problemler ayyuka evet. çıkmıştı. Evet. Sonuçta Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar alır. Bu karar Cumhurbaşkanı tarafından veto edilir. Evet. Sil baştan en başa dönülürdü. Ardından şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeyiz. Bir farkla Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı. Evet. Haliyle başkanlık sistemi tartışmaları da bu son hadiseden sonra tekrardan alevlenmiş evet. oldu. Partide Cumhurbaşkanlığı seçeneği üzerinde de duruluyor. Türkiye bu sistemle devam edebilir mi, edemez mi? Bu merak konusu, evet, evet. tartışma konusu. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu buna asla müsaade etmeyeceklerini, evet. parlamenter sistemin değiştirilmesine evet. asla müsaade etmeyeceklerini, gerekirse kan akıtacaklarını da ifade etti. Böyle çok acayip insanın tüylerin diken diken eden bir açıklamada da bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye baktığımızda
onun öteden beri başkanlık sistemine bakış açısının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi elbette bu yaşadığımız siyasi sürecin temelinde başkanlık sisteminin hayata geçememiş olmasının önemli bir belirleyiciliği var. Ve meseleyi biz siyasi bir sorun gibi görüyoruz. Başkanlık sistemi şu anda Türkiye'de siyasi bir tercihtir ama o işin çözülmesi için hukuki bir sorunla karşı karşıyayız. Bakırız birkaç günden bu yana ve bu konular tartışılmaya başlandığından bu yana başkanlık sistemine geçilecek ama hangi yoldan nasıl geçilecek? Daha bu konularda bir netlik yok. Ve imkansızlıklar sebebiyle her gün yeni bir alternatif üretiliyor. En son üretilen alternatif de partiye bağlı cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı formülü getirildi. Bunlar hep hukuki bir kılıfa uydurmak için düşünülmüş formüllerdir. Bunun zorluğu nereden geliyor? Parlamento içinde 367'yi bulursanız yapabileceğiniz bir düzenleme, değişiklik var. Bunu bulmaktaki sıkıntı bu tartışmaları beraberinde getiriyor. Orada işte sizin hukuken çözüm üretmekte zorlandığınız bir konuyu siyasi alanda bir tartışmayla aşmanız mümkün görünmüyor. Şu anda görünen budur. Bu tartışmalar ben devam ettikçe yani siyaseten bir çözüm üretilebileceği konusunda da çok ümitli değilim gerçekten. Yani bu parlamentonun içindeki aritmetikle olacaktır. Yani belki Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda biraz pozitif davranıyor gibi herhangi bir şekilde ama günden güne de bugün biraz sıcak baktıklarını anlıyorsunuz. Ertesi gün biz öyle bir şeyi kabul etmiyoruz tarzında şey yapıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi grup inisiyatifiyle bu değişimi yapması mümkün görünmüyor. Yani hukuken mümkün görünmüyor. Halka götürmesi de mümkün görünmüyor. Görünmüyor. Evet. Onun için bu çözümsüzlük belki yani Türkiye'de beklenmedik bir hükümet değişimine yol açtı. Bir AK Parti'nin genel kuruluna, genel kongreye gitmesine yol açtı. Daha bundan sonra ne gibi gelişmeleri yol açar bunu kestiremiyoruz. Bir hukuki bir çözüm ümidi belirlemedikçe de kesin olarak ortaya çıkmadıkça da biz bu dalgalanmayı yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu içinde yaşadığımız şartlar da gerçekten böyle bir dalgalı ortamda otorite farklılaşmasını getirecek. Yani bir yanda yetkilerini kullanması gereken başbakanlık var. Bir yanda da gerçekten halkın seçtiği ve belli inisiyatifleri kullanması gereken, yetkileri kullanması gereken bir cumhurbaşkanı var. Bu ikilem şu anda Türkiye siyasetinin aşması gereken önemli bir tıkanma noktasıdır. Ve bunu aşma konusunda gereken dirayetin, sağduyunun gösterilmesi gerektiği bir süreçten geçiyoruz. İvedilikle galiba yaptım, bunu oldu yapılması denecek, gerekiyor. Ben yaptım oldu diyecek bir durum yok. Bugün bakınız yani özür kabahatinden büyük oldu diyeceğim. Sayın Davutoğlu ben çekiliyorum dediği zaman bundan sonra düşük profilli bir başbakan gelecek. Yani gelecek başbakanın kişiliği şu anda daha seçilmeden, ismi belli olmadan örselenmiş oldu. Yani düşük profilli bir başbakan dediğiniz zaman tabi olan bir başbakan anlaşılacaktır ki bunun siyasette bu yönde de bir aslında yani algı çalışması da yapılıyor gibi. Haliyle onu muhalefet değerlendirmek için elinden geleni yapacaktır. O noktada yani gerçekten yeni seçilecek. Yani bence güçlü bir başbakan gelecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani şimdi bu iddialar çürütülmüş olacak. Güçlü, ama kim gelirse gelsin. Evet, güçlü de olsa, güçsüz de olsa Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık makamı arasında dışarıya problem görüntüsü vermeyecek uyumlu bir birlikteliğin, icraatın gösterilmesi lazım. Ben bunun yapılabileceğine şahsen inanıyorum. Çünkü Türkiye bugünkü kadar Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık makamının uyumlu çalışabileceği bir psikolojik ve parti politikaları bakımından aynıyet arz eden bir imkanı ve ortamı yakalamadı. Biraz evvel siz de temas ettiniz.
Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa iktidara geldiği zaman başta Necdet Sezer vardı ki ve yapmadığı ayyuka çıkıyordu. İdeolojik ideolojik engellemeyi, her türlü elinden gelen engellemeyi yaptı ve ideolojik olarak yaptı. Onun için kendisi Anayasa Mahkemesi Başkanı olmasına rağmen, çok özgürlükçü görünen bir profil çizmesine rağmen Cumhurbaşkanı seçildikten sonra son derece ketum, son derece tarafgir, ideolojik ve vesayetçi devletin temsilcisi olarak çıktı ortaya. Hatta ilk Cumhurbaşkanı olduğunda çok demokratik bir Cumhurbaşkanı olacak profili çizilmişti medyada günlerce, yani haftalarca üzerinde konuşulmuştu. Beklenti oydu ama baktığımızda, icraata baktığımızda özellikle siz de ifade ettiğiniz çok ketum. Çok yanlı, çok tarafgir. Laiklik saplantısı olan, adeta ifrat derecede, takıntı derecesinde laiklik saplantısı olan bir tutum gösterdi. Ve bu Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Yani öyle bir kimlik, asabi bir kimlik, bir anayasa kitapçığı atmakla Türkiye'yi yüz milyarlarca dolar maliyeti olan bir krizin içine attı. Ve sistemin tıkanacağı bir noktaya gidildi. Ve bu sebepledir ki hala hayatta olmasına rağmen en ufak bir meselede çıkıp da toplum meseleleri hakkında konuşan birisi değildir. Ve Türkiye'nin en büyük talihsizliği olmuştur o dönem. Ha, biz bunları yaşadığımız için başbakan, cumhurbaşkanı arasında kamuoyu önünde böyle ileri geri tutum ve beyanların ülkeye neye mal olacağını görmek noktasında yani burada da hemen yani fitili hazır bu tür meselelerin büyütülmeye, kriz haline getirilmeye, döviz birdenbire patladı. Hemen arkasından biraz inişi geçerek sükunetle, yani sarf edilen beyanların makuliyeti toplumdaki heyecanı, endişeyi aldı. O yönüyle diyorum ki bu saatten sonra Türkiye'nin bu tür bir gerilim içinde yönetim tarzı takip etmesi mümkün değil. Bunun uyumlu bir cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yönetimi içinde yürütülmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Ve dilerim yani zaman içinde de belki hukuken bir çözüm üretileceği bir zemin doğar. O yönden de bir çözüm üretilerek mesele daha anayasal bir zemine oturur. Evet. Şu anda bakınız, yani ben hukukçuyum ve bunu burada çok defa da ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumu her ne kadar halk tarafından seçilmiş olsa da kullandığı ve kullanmak istediği yetkiler bakımından de facto bir durumdur. Ve bugünkü durum anayasaya uyarlanması gereken bir durumdur. Bunun ihtiyacını biz Haziran seçimlerinin öncesinde yaptığımız toplantılarda, programlarda burada bizi ifade ettik. Evet. Yani bunun sıkıntısı yaşanıyor şu anda zaten. Eğer böyle bir sıkıntı olmasa, bunun hemen kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir mesele olsa bu sıkıntılar yaşanmaz. Onun gereği yapılır. Evet. Öyle bir düzenlemenin gereği yapılamıyor çünkü ona imkan verecek bir ortam yok. Evet. Hukuki bir ortam yok. Bir çözüm formülü görünmüyor. Evet. Ahmet Davutoğlu'nun sık sık kullandığı bir cümle var. Evet. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle eşdeğerdir ifadesini sık sık kullandı. Kim en son desin ve şu andaki realite budur. Yani realite, hayır, gerçekte böyle, budur. Böyle evet. Değildir diyeceğiniz bir parlamento aritmetiği yok. Yani öyle bir şey olsaydı, bakınız 7 Haziran seçimlerinden sonra akla gelmedi ki her türlü hükümet modeli öngörüldü. Hiçbirisi bir araya gelip kuramadı. Ve olmadı, bugün gene aynı durum olsa gene aynı imkansızlığı yaşayacağız. Yaşayacağız. Yani MHP ile HDP'nin bir araya gelip hükümet ortağı olması mümkün değil. En son seçim 1 Kasım. Evet. 2015 tarihinde yapıldı. Evet. Yani üzerinden daha 1 yıl evet. geçmedi. Evet. Şöyle bir baktığımızda üzerinden 8 ay, 9 ay gibi bir zaman dilimi geçmiş durumda. Ve AK Parti içerisinde bu krizin böyle erkenden meydana gelmiş olması da galiba bir fırsattır diye ben düşünüyorum. Bunun bir de seçime 9 ay kadar böyle bir krizin meydana geldiğini düşünsek galiba çok daha farklı olurdu. O doların fırlaması bir şekilde engellenemez. Evet. Dolar tekrardan ateşini düşürmez. Altında yükselip giderdi. Ekonomide perma perişan olurdu galiba.
daha ötesi toplumdaki tansiyonun yükselmesi, Allah korusun. Zaten şu anda silahların konuştuğu bir süreçteyiz. Mevzide olsa terörün gemi azaldığı bir dönemdeyiz. Bu konuların böyle her şey süt limanmış gibi konuşulabileceği bir ortamda değiliz. O yönüyle tekrar etmemiz lazım ki Türkiye sükunetle yönetilmeye muhtaçtır. Herkes üzerine düşen sorumluluğu göstererek bu sükuneti sağlamak zorunda. Bu insicamı sağlamak zorunda. Yani bakınız, Türkiye'de her gün şehit cenazeleri geliyor. Muhalefetin olaylara karşı adeta yani terör hükümeti yıpratabilir mi beklentisi var. Ona karşı tepki göstermek noktasında bir tavrını ben şahsen ana muhalefet partisinde de görmüyorum. HDP'de de görmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu noktada galiba takdir etmek gerekiyor. Evet. Yani terör hadisesi yani, noktasında. Güvenlik politikaları MHP için her zaman öncelikli olmuştur. Ve böyle bir durumda güvenlik politikalarını öncelemesi kadar da doğal bir şey yoktur. AK Parti'nin her türlü evet. destekçisi olacağını bu konuda bakın, dün de ifade yani ediyoruz da bugün de ifade ediyoruz. Güvenlik politikalar her zaman sürdürülemez diyoruz da, eğer ülkenin değişik yerlerinde gayri nizami unsurlar asimetrik savaş yöntemleriyle toplumu taciz ediyor, zarar veriyorsa orada güvenlik politikalarının öncelik alması gerektiği bir dönem yaşanıyor demektir. Onun için diğer partilerin bile en az Milliyetçi Hareket Partisi kadar güvenliğin sağlanmasından yana bir tavır sergilemesi lazım. Bunu bir iktidar partisinin karşı iktidarın yıpranması amacıyla bir sopa gibi kullanmaya kalkarsanız orada siyasetin ahlakı da biter, hukuku da biter. Yani burada partilerin arasındaki gerilimler, siyasi aktörler arasındaki gerilimler gerçekten tasvip edilebilecek boyutlarda değil. Birbirlerine ağız alınmayacak laflarla, sözlerle itham ediyorlar. Yani keşke böyle bir dönemde partiler arasındaki diyalog biraz daha ortak bir zemin oluşturmaya doğru gelebilseydi. Bir teröre karşı bir şey yayınladığın zaman hepsi bir araya gelemiyor. Ve Türkiye'nin terör sebebiyle maruz kaldığı uluslararası diplomatik sıkıştırmalar Türkiye'de parlamentoda öyle çok tepkide görmüyor. Adeta istemem yan cebime koy diyen bir muhalefet anlayışıyla değerlendiriyor. Maalesef. Şimdi yani terör en az bizim şu anda AK Parti'nin yaşadığı kongre sürecinden çok daha önemli ve öncelikli bir gündemimizdir. Bütün toplumun gündemidir ve olması gerekir. Bunun en az etkiye indirilebilmesi, tesissiz kılınabilmesi için Türkiye'nin gerçekten dışarıya karşı çok güçlü görünüm veren bir yönetim profili çizmesi lazım. Bugün eğer gemi azaldıysa terör, biraz da içerideki bu çekişmelerden cesaret alarak aldı. Belki takip ediyorsunuz basında, Türkiye'nin göç düzenlemeleri sebebiyle, vize düzenlemeleri sebebiyle takındığı tavrın olumsuz yönlerinin Avrupa tarafından artık Türkiye'ye bir terör baskısı olarak kullanılmakta olduğunu görmek ve düşünmek lazım. Yani terörü şefaat etmeye kalkan bir Avrupa kamuoyu, siyasi kamuoyu ve Türkiye'yi o noktada sıkıştırarak sonuç almaya çalışıyor. Kendi ülkesinde teröre en ufak bir müsamaha tanımayan ülkeler Türkiye'ye karşı Avrupa'da teröre yardım ve yataklık eden duruma düştüler. Maalesef. Bunun hani teröre karşı olmaktaki samimiyetle izahı nasıl yapılacaktır? Anlaşılıyor ve görülüyor ki Batı kamuoyu Türkiye'yi her zaman ifade ettiğim gibi bugün Mondros'la kabul ettirdikleri statüyü daha değişik bir yöntemle kabul ettirmek gibi bir ısrar içinde. Yani Türkiye bugün Batı'nın öngördüğü davranış kodlarına girse bu terör durar. Anında biter. Anında biter ve durur. Bugün artık bakın Sayın Abdullah Gül bugün bir beyanı var. Terörü aşan şartlarla karşı karşıyayız diyor. Bunun içinde çok ciddi mesajlar var. Yani her politikacının söyleyebileceği söz budur da yani
Cumhurbaşkanı da yapmış birisinin söylemiş olması çok önemli. Abdullah Gül gibi bir şahsiyetin. Evet, terörü aşan şartlarla karşı karşıyayız. Bu ne demektir? Mevhum muhalifinden biz terörle karşı karşıya değiliz. Bir savaş ortamıyla karşı karşıyayız. Onun içindir ki zaten mecliste biraz mesela AKP'nin bu terör karşı uyguladığı güvenlikçi politikalar, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok öyle militanca karşı bir tepki görmüyor. Yani tepki görse sen kimden yanasın diyecekler. Ona rağmen fırsat çıksa da yani bu terörü biz hükümete karşı evet. kullansak tarzında bir arayış, bir beklenti içinde. Daha düne yani. Kadar evet. Kilis sürekli evet. havan toplarına maruz kalıyordu. Evet, evet. Ve kalkıp bunu ana muhalefet partisi CHP evet. Bu durumun... Evet. AK Parti'den kaynaklanan bir durum olduğunu evet. ifade edip bunu siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışıyordu. Yani, halbuki evet. Yani havan toplarının düştüğü şehir evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden birisi. Ve yani, bir terörü cephe, aşan bir durumla bir cephe, karşı karşıya kalınmış. Kilistir. Yarın nerenin olacağı belli olmaz. Yarın Antep olur. İstanbul'a geliyor. Antakya olur. Evet. Bunun denetlenebilir tarafı yok. Ve belli mihraklar tarafından cesaretlendirilerek Türkiye'nin daha yoğun bir terör gerilimi içinde olması bir strateji olarak Türkiye'ye karşı benimsenmiş bir politikadır. Evet. Bunu görmezsek gerçekten çok yanlış yaparız. Bugün artık terörün kullandığı silahlar, bakın bugün dün akşam Diyarbakır'da patlayan şey 30 metre çapında 5 metre derinliğinde. Ben bugüne kadar öyle bir tahribat yapan bir patlama duymadım. 1,5-2 metre falan derinliğine giden patlamalar oldu ama 5 metre derinliğe giden patlama olmadı. Eğer o bomba evet, halkın arasında patlasaydı çok büyük bir faciaya neden olabilirdi. Allah korudu diyeyim de yani bu tür vahşi ve çok zayiatı göze almış, toplumda güvenlik kaygısı taşımayan, ayırmayan, sivil asker hedef ayırmayan bir terör tacizi sadece PKK'nın stratejisi olamaz. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu kurgulayanlar ve Türkiye'yi bu noktada terörle terbiye etme ihtiyacını tavan yaptırmış bir iradeyle karşı karşıyayız. Hiçbirisi de bizim yanımızda değil şu anda. Evet. O bakımdan bu mücadelenin inşallah Türkiye'de çok daha böyle gerilimli siyasi ortamlar yaşamadan ülke dinamizmini koruyacağımız şartlar içinde aşacağımız bir sürece süratle götürülmesi lazım. Biz öyle bir kritik bir süreçten geçiyoruz ve Türkiye için Allah yardımcımız olsun demek lazım. Siyasi bir gerilimle vakit geçirecek fantazimiz yok, lüksümüz evet. yok. Evet. İnşallah her şey süt liman olur. Evet. Tekrardan problemsiz günlere doğru yelken evet. açmış oluruz. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Evet, böylelikle kıymetli izleyiciler, bir haftanın yorumu programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.